Selam beyler, yine Mobilet'le beklenen bir videoyla beraberiz. Bugün Mobilet'i boyayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi astarını attım ve yapacağımız rengi de şöyle göstereyim. Simli Gold arkadaşlar. Şuraya bir parça attım ama tam gözükmüyor. İçerisi de karanlık. Yeşil gibi duruyor videoda ama Simli Gold. Hatta şurada yazıyor bak. 51U Gold Metallic. Arkadaşlar Simli Gold'umuzu boyayacağız. Yani Simli Gold olarak karar verdik rengi. Değişik olsun dedik. Fazla yok dediler piyasada. Şimdi ben astar attım. Ama üzerine ince zımpara atmayacağım. Hani bir iki yerde pütür var. Onları da şöyle elimizle gidereceğiz. Dış cephe astar attık. Buna bu sefer farklı bir şey deneyeceğiz. Denedik daha doğrusu artık. Nasıl olacak bilmiyorum. Astarı da göstereyim şöyle. Ha şu. Astar boya. Dış cephe şeyiymiş ama demire falan tutunuyormuş. Kiloluk alınca daha uyguna geliyor tabii bizim işimize geliyor. Yani şundan az bir şey kullandım, bir de tiner karıştırdım. O şekilde motora astar attım şöyle tabancayla. Şimdi kurudu. Şimdi boyamızı yapacağız arkadaşlar. Komple gold olacak. Ön maşalar dahil. Ön tarafı da astarladım şöyle gördüğünüz gibi. Komple astarlandı yani makina. Fazla uzatmayacağım boya videosunu. Hemen şöyle takalım. Aynen tabii. Şimdi maskemizi de taktık. Yerler yapışmasın. Şöyle bir bakalım. Pütürler var bazı yerlerde. Onun için hava tutacağım. Komple. İsterseniz bir havayı tutayım ben öyle geleyim. Çünkü kompresör bayağı gürültülü çalışan bir şey. Komple bir hava tutayım. Üzerindeki pütürler, pislikler gitsin. Ondan sonra boyamızı basalım. Evet beyler, havamızı tuttuk. Yalnız şurası kurumamış tam. Hava boyunca bir daha aldı, üzerine bir daha astar attım. Biraz orası bozuldu gibi şurası. Artık hiçbir şekilde müdahale edemeyiz. O an oldu. Benim için zaten bu boyada önemli olan kısım tamamen depo. Motoru kendini gösteren kısım depo. Hani buralar falan paspasla bir şeyler koyunca kapanacak, gözükmeyecek. Depo, ön maşa ve şu arka kısımda bir iki yer bizim için önemli. O yüzden depo ile başlayacağım şu boyayı da. Şöyle güzel bir yere koyalım. Bakalım nasıl bir görüntü bizi karşılayacak. Şöyle üstten vurmaya başlayalım. Haydi bismillah. Güzel renk.
attık arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu. Sadece bazı yerlerde bir iki ufak pütürler var. Onlar da olur. Artık rengimiz bu. Gold oldu. Şimdi bir de vernimiz var. Vernik atacağız. Bu arada söylemeyi unuttum. Belki fark etmişsinizdir. Şuraya motorun uzatmasını yaptım. Orijinali gibi olmadı tabi ama böyle bir uzatma yaptık. Normalde şurada bitiyordu bizim şasemiz. Şimdi koltuğumuz esnemeyecek arkaya oturduğumuz zaman. Kaynaklarını falan taşladım. Şuralar bayağı kötü durumdaydı. Böyle bir şey oldu. Ön tarafı da boyadık. Bayağı güzel duruyor bence. Tabii yorumlarınız önemli. Bu sefer farklılık olsun dedik. Bu renge boyadık. Değişik bir renk. Şimdi boyamız hızlı bir şekilde kurudu zaten. Biz de hızlı bir şekilde vernimizi atacağız. Vernimiz de burada. O da bastırma vernik. Verniksiz olmaz dedi adam babaya. Bunu atınca daha da parlayacak dedi. Şimdi göreceğiz. Nasıl bir fark olduğunu. İlgisi alalım. Evet beyler. Vernimizi de attık. Boyamız bayağı bir parlamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şu an alan kapalı. Işığın olduğu yerden özellikle tutuyorum ki görün nasıl parladığını. Gördüğünüz gibi çil çil parlıyor. Vernik bayağı bir parlıyor bak. Ateş eder cinsten parlattı yani boyayı. Şu an kapalı alan. Boyanın tam olarak nasıl olduğunu ben de kestiremiyorum ama bayağı hoş duruyor yani. O kadar da kötü değil yani. Gold rengimiz. Yeni rengimiz. Motor komple toplanınca tabi belli olacak nasıl oldu. Şimdi ben ufak bir dokunuş daha yapacağım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Yapacağım dokunuş da depo sticker arkadaşlar. Hazır temizken, boya tertemizken deponun stickerını da yapıştıracağım. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Onu da alıp geleyim hemen yapıştıralım. Araban çıksın. Ondan sonra jantlar var. Burada jantları bir ara temizleyeceğiz. İki tane de ince yanak lastik almayı düşünüyorum. Onları da takınca makine bir şeye benzer. Şimdi ben stickerları alıp geleyim. Evet beyler boyamız kurudu. Şöyle bir mobilette yazı setimiz var. Ondan yapıştıracağız. Şöyle açayım hemen yapıştırayım. Eller de batık ama olduğu kadar. Maksat markamız gözüksün reis. Biraz yamuk oldu. Kaldırsam kalkmaz. Vernik biraz boyu kaldıran cinsten. Kuruması zaman alıyor o yüzden. Yapıştırdığım şekilde kalacak. Köşesi birazcık kalktı. Vernik boyu biraz eritiyor. Böyle oldu. Fena değil. Şimdi diğer tarafını yapıştıralım. Şöyle koyalım. Rüzgar da var arkadaşlar. Ha, bu diğer tarafımış lan. Yanlış oldu. Lanet olsun. Yazıyı yanlış yapıştırdık. Bu tarafım buymuş. Şöyle. M yukarıda olacakmış. Ondan böyle bir abes durdu. Zaten yaptığımız her işte bir sıkıntı oluyor. Anlam veremediğim şekilde. Neyse. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Belki üzerlerine bir tane daha yapıştırıyoruz daha sonra da. Artık ters mers yapıştıracağız. Daha kaldıramayız. Vernik atmasaydım kaldırdım da bu vernikliyken kalkmıyor maalesef. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Yazı setlerimiz ters oldu. Maalesef. Yapacak bir şey yok artık. Dediğim gibi üzerine bir tane daha yapıştırabilirim daha sonradan. O şekilde belki telafi edebiliriz.
Hiç dikkat etmeden yapıştırdım. Yoruldum çünkü kafam artık gitti. Gidip istirahat etmem lazım. Şu sarı M harfi yukarıda olması gerekiyormuş. Tam tersi olacaktı. Kötü oldu ya. Onları da düz yapıştırsaydım şu an 10 numara olacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Ben şu yazıya kandım. Mobilette düz yazılır diye. Yapacak bir şey yok. Boyamız böyle oldu. Artık bu şekilde toplayıp zaten bu artık zamanı geldi. Bu satılacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde toplayıp satıyorum. Artık yeni burada motorumuz ne olur bilmiyorum. Mobilet, Peugeot veyahut da MES veyahut da Simson artık araştırıyoruz. Bulduğumuz motordan toplayacağız. Şimdi bunu toplayalım. Bu şekilde. Bir iki videosunu daha çeker. Göndeririz. Şimdilik bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Güneşli güzel bir günde çıkartacağız. Ve dışarıda bir video, vlog çekeriz. Şu an kapalı alan olduğu için fazla rengi belli olmuyor. Video çekeceğimiz için kapatıyoruz her yeri. Bir ara güzel bir videosunu çekeriz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.